Arın TV'den hepinize merhabalar. Başarısız seçim sonuçlarından sonra Halkların Demokratik Partisi ve Yeşil Sol Parti eleştiri ve öz eleştiri mekanizmasını devreye sokarak birçok il ve ilçede halk toplantıları gerçekleştirdi. Bugüne kadar yaklaşık 2000 toplantı gerçekleştiren HDP ve Yeşil Sol Parti bu toplantıların sonuna geldi. HDP Merkez Örgütlenme Komisyonu eş sözcüsü Mahfuz Güleryüz toplantılarda ortaya çıkan sonuçlara dair önümüzdeki dönem yol haritasına dair konuştu. Mahfuz Güleryüz değerli dostlar, isim vermeden Türkiye İşçi Partisi'nin ittifakta ayrı listeyle seçime girmesine göndermede bulundu. Ve Mahfuz Çelebi çarpıcı sözlerle tipi eleştirdi ve isim vermeden bunu yaptı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. HDP Merkez Yürütme Örgütlenme Komisyonu eş sözcüsü Mahfuz Güleryüz toplantılarda ortaya çıkan sonuçlara ve önümüzdeki dönem yol haritalarına dair konuştu. Güleryüz, yeniden toplanma sürecine dair parti tabanıyla yaptıkları toplantılara dair bilgi verdi. Parti tabanının seçim sürecinde ittifak politikalarına dair eleştirileri yaptığını söyleyen Güleryüz, eleştiriler neden ittifak yaptığına dair değil, ittifak biçimine yönelikti. Türkiye'de demokratik cumhuriyetin kurulabilmesi için mutlak süreçte bir ittifak politikasının gerekli olduğu konusunda kitlemizle hemfikiriz dedi. Güleryüz, önümüzdeki dönem politikası açısından yine ittifaktan vazgeçilmemesi yönünde çok net bir görüş var. Ama aynısının benzer bir ittifak sürecinin hepimiz için yıkım olacağını halkımız çok net bir biçimde ifade ettiler, ifadelerini kullandı. Güleryüz'ün ifadeleri 14 Mayıs'ta yapılan parlamento seçimlerine ayrı listeyle seçime giren Türkiye İşçi Partisi'ne yönelik bir eleştiri olarak değerlendirildi. TİP, HDP'nin başını çektiği Emek ve Özgürlük İttifakı'nın birleşimi olduğu halde seçimlere ayrı girme kararı vermişti. Bu karar başta HDP eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP liderleri tarafından eleştirilmişti. TİP HDP cenahından gelen bu eleştirilere rağmen kararında ısrar etmişti değerli dostlar. Güleryüz tabanda HDP'ye yapılan eleştirilerin HDP'nin neden ittifak yaptığına değil ittifak biçimine yönelik olduğunu söyledi. Kitlemiz HDP'nin temel karakteri olan Çatı Partisi uygulamasını algılamış, dolayısıyla eleştirilerin ittifak yapmamıza değildi. Bunu çok net ifade etmek lazım. Eleştiriler ittifakın biçimi üzerine oldu. Kürtler diğer sol sosyalist bileşen ve bireylerle ittifak politikasında çok nettir. Çeşitli çevreler ittifak konusunda her ne kadar HDP'ye karşı, Yeşil Sol Parti'ye karşı adeta bir milliyetçi dalga olarak sürekli gündemde tutuyor olsalar da tabanımızın kafası bu konuda net. Türkiye Demokratik Cumhuriyeti'nin kurulabilmesi için mutlak süreçte bir ittifak politikasının gerekli olduğu konusunda kitlemizle hemfikiriz. Son olarak da Mahfuz Çelebi şunları dile getirmiş. Seçmen tabanının HDP'nin ittifak yapmasını desteklediğini belirten Güleryüz, bu çizginin sürdürüleceğini belirtti. Ancak HDP'nin ittifak politikasını bileşenlerin özel davranma eğilimine karşı yeniden inşa edeceği düşünülüyor, ifadelerini kullanıyor. Evet değerli dostlar, haberimiz bu kadardı. Haberi bitirmeden önce birkaç söz ben de dile getirmek istiyorum. Özellikle HDP bileşenleri ve Yeşil Sol Parti bileşenleri bu ittifakın yani Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri HDP'nin ya da Yeşil Sol Parti'nin bir çatı partisi olduğunu unutmamalı. Ve seçimlere giderken bireysel çıkarlar değil ittifakın çıkarları göz önünde bulundurulmalı diyerek geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.